Emeklilik sisteminde büyük değişiklik. Net tarih belli oldu. Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor. İşte milyonlarca kişiyi etkileyecek o karar. İkim ayında meclisin açılmasıyla birlikte, bakanlıklar ve AKP'nin ekonomi uzmanlarının sosyal güvenlik sistemini yeniden yapılandırma çalışmalarına başlaması bekleniyor. Bu süreçte prim ödeme gün sayısı, intibak ve yıpranma şartları baştan ele alınacak. Ekonomik zorluklar, ödenmeyen primler, çalışan ve emekli sayısı arasındaki dengesizlik ve kayıt dışı istihdam gibi sorunlar nedeniyle bozulan sosyal güvenlik sisteminin yeniden düzenlenmesi amacıyla yeni dönemde bir çalışma yapılması planlanıyor. Kamuoyunda özellikle en düşük emekli aylıkları ile ilgili yapılacak artışların daha fazla prim ödeyenler ile düşük prim ödeyenlerin aldığı maaş arasındaki farkı azaltacağına dair düzenlemeler beklenirken bu durum sosyal güvenlik sistemine yönelik eleştirileri artırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemenin hazırlıkları sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi içinde sosyal güvenlik sisteminin tamamen yeniden ele alınarak tartışmalı alanlarda yeni adımlar atılması gerektiği gündeme geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi ve hükümet nezdinde sosyal güvenlik sistemi ile ilgili henüz kapsamlı bir çalışma yapılmadı. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi kurmayları, sosyal güvenlik sisteminin baştan aşağı gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Emeklilik sistemi, intibak meseleleri ve aynı primi ödemesine rağmen farklı maaş alan kişiler gibi sorunların bulunduğunu belirten kurmaylar, EYT ile aktüeryal dengenin bozulduğunu ve sistemin sağlıklı işlemesi için ortalama 4 çalışana 1 emekli düşmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'de ise şu anda bir emekliye karşılık 1,5 çalışan bulunduğu için sistemin sürdürülebilirliğinin zor olduğuna dikkat çekti. Ekim ayında meclisin açılmasıyla birlikte ilgili bakanlıklar ve AKP'nin ekonomi uzmanlarının sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması için bir araya gelerek çalışmalara başlaması öngörülüyor yeni dönemdeki sosyal güvenlik reformu kapsamında, AK Parti'nin önemli seçim vaatleri arasında yer alan esnafın emeklilikteki prim günü şartının 9000 günden 7200 güne indirilmesi ve ev kadınlarına prim desteği ile yıpranma hakkı tanınmasına yönelik düzenlemelerinde ele alınması bekleniyor.